Hayırlı sabahlar kıymetli izleyicilerimiz Diyanet TV'den Günün Bereketi programından hepinize selamlar, sevgiler efendim. Bugünden itibaren hafta içi her gün saat tam 10.30'da bu ekranlarda sizinle buluşacağız efendim. Diyanet TV'nin yaz ekranında sizlerle birlikte olacağız efendim. Birbirinden güzel konularımızla, birbirinden güzel içeriklerimizle, alanında uzman konuklarımızla, psikoloji, din, kültür, sanat, eğitim ve benzeri sağlık, birçok alanda güzel sohbetler gerçekleştireceğiz. Evlerinize misafir olacağız. Her sabah saat tam 12'ye kadar biz bu ekrandayız efendim. Sizleri de bekliyor olacağız. Peki bugün bu güzel konumuzun, bu güzel yayınımızın içeriği ne olacak peki? Hemen aktaralım efendim. Madem ilk yayınımız dedik, madem açılış programımız dedik, o zaman besmeleyi konuşmadan olmaz dedik. İlk yayınımızda bugün besmele ile başlayacağız ve ardından zamanın kıymeti ve önemiyle devam edeceğiz. Peki konuğumuz kim olacak? Diyanet Akademisi Başkanı Doçent Doktor Sayın Enver Osman Kağan hocamız bizimle birlikte olacaklar efendim. İlk bölümümüzde kendisiyle birlikte olacağız. Ardından ise ilerleyen dakikalarda ikinci konu başlığımızla sizlerle birlikte olacağız. Malumunuz yaz aylarımızın olmazsa olmazı yaz Kur'an kursları. İkinci konu başlığımız yaz Kur'an kursları olacak. Konuğumuz Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Sedide Akbulut hocamız olacak efendim. O zaman sözü daha fazla uzatmayalım. Buyurun hep birlikte Bismillah diyelim ve yayınımızı açalım. Tekrar merhabalar efendim. Sohbet köşemizdeyiz. İlk yayınımızı yapıyoruz. Tatlı bir heyecanımız da yok değil açıkçası. Yaz ekranında bu yaz boyunca sizlerle birlikte olacağız. Her sabah evlerinize misafir olacağız inşallah. Biraz önce de söylediğim gibi. Hicri yılbaşını dün kutladık. Bugün ikinci günündeyiz. Muharrem ayı içerisindeyiz efendim. Biraz o aşureyi hatırladığımız tatlı günlerdeyiz aslında. İşte bu güzel günlerde biz de ilk yayınımızı yapıyoruz ve ilk konumuzu da besmele olarak belirledik bugün. Ardından da zamanın önemini, hatta belki de birlikte konuşacağız. Çünkü besmele ile zamanın kıymetinin kesiştiği yerler de var aslında. İşte hepsini bugün kıymetli konuğumuz Osman hocamızla birlikte konuşacağız. Osman hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Hamdolsun, teşekkür ediyorum. Sizler iyisiniz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bizler de iyiyiz. Ankara son günlerde bayağı sıcak. Aslında Türkiye'de de bir sıcaklık artışı var. Değil mi hocam? Evet, biz de burada cam stüdyodayız. Evet. Ama hamdolsun daha serin. Bulunduğumuz yer güzel ama buyurduğunuz gibi yani yaza girmenin. Evet, iyiden iyiye değil mi? Sıcağı hissettiğimiz. Her mevsimin kendine has güzellikleri var. Yazın da özelliği sıcak olması. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bu nimetleri yani kış olunca yazı özlüyoruz, sıcağı özlüyoruz. Yaz olunca da serini, soğuğu özlüyoruz. Evet. Bu şekilde nimetlerin kıymeti bize hatırlatılıyor. Doğru diyorsunuz hocam. Peki hocam ben konumuza böyle hızlıdan girelim istiyorum. Çok da uzatmadan. Çünkü çok önemli bir konu hakikaten. Evet. Bizim de ilk yayınımız. Ben de şimdi biraz önce açılış anonsunun öncesinde hep böyle içimden tekrar ediyordum besmeleyi. Her işimize onunla başlıyoruz aslında. Evet. Hep Allah'ın adıyla diyoruz. Onu anarak başlıyoruz. Allah ile başlamak istiyoruz. Onun yardımını belki de bir manada istiyoruz. Besmele tam olarak ne demek hocam? Bir açsak onu. Ve neden her işimize onunla başlamanın hikmeti nedir? Evet. Ben öncelikle yeni yayın döneminizi tebrik ediyorum. Yaz ekranı yeni bir yüzle, yeni bir başlangıçla yine besmele ile başlıyorsunuz. Güzel bir söz var. Besmele ile edelim fethi kelam, fethola ta bu muammai enam. Bu eskilerin çokça tekrarladığı bir konuşmaya başlarken veya bir programa başlarken, bir işe başlarken bu sözü tekrar ederler. Yani besmele öncelikle şunu ifade etmek isterim. İnsan Allah'ın yaratmış olduğu en mükerrem varlık, en saygın, en saygıdeğer varlık. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ayetinde Cenab-ı Hak bunu ifade ediyor. İnsanın bu saygınlığı, bu mükerremliği, bu değeri, saygıdeğerliği aklından geliyor. İnsan akıl sahibi bir varlık. Aklı sayesinde hem ilme,
ilmini fikre dönüştürme kabiliyetine sahip oluyor. Amellerini, eylemlerini ona göre ayarlıyor. Eğer akıl bir takım etkiler altında değilse, manipüle edilmemişse, yani sosyal, siyasal, ideolojik baskı altında değilse Allah'ı bulur. Allah'ın varlığına ulaşır. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi. Malum İbrahim Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de de bir sayfada anlatılıyor. Bir yaratıcıya ulaşma, varlığı var edene ulaşma serüveni var orada. Önce yıldızlarla başlıyor. Yıldızlar kaybolunca la uhibbul afilin diyor. Kaybolanlara gönül bağlamam diyor. Arkasından ay, güneş ve en son inni veccehtu veciye lillezî fatara semâvâti vel ardı hanîfen ve mâ kâne minel müşrikîn diye orada diyor ki gökleri ve yeri var eden ne yüzümü döndüm diye Allah'a ulaşıyor. Tabi burada insan eğer varlığı var edeni bulursa, varlığı var edenle arasında bir bağ kurar. Bu bağı kurduğunda varlığı var edeni bilir, varlığı var edenin bildiğini de bilir. Varlığı var edeni bildiğinde varlığı var edenin her şeyi bildiğini de bilir. Mâ teskutu min varakatin illâ ya'lemuha ayette geçiyor ya. Yani bir yaprak bile olsa düşen Allah mutlaka onu bilir. Onu bildiği zaman, yani Allah'ın her şeyi bildiğini bildiği zaman işte her işe başladığında ya Rabbi ben bu işe başlıyorum, başlarken bu işe başladığımı bildiğini ben biliyorum. Adeta Allah'tan bir onay almak, yani Bismillah dediğimizde Allah'ın adıyla, malum Allah'ın adıyla diye bunu sizin de ifade ettiğiniz gibi böyle tercüme ediyoruz. Allah'ın adıyla başlarım. Arapça bir kelime, oradaki hani bütün ilimler bağda toplanmıştır diye bir ifade vardır. Arapça'da orada bağ, ilsak, bir yere bağlıyorsun. Hangi işe başlıyorsan, başladığın iş hangi iş ise ya Rabbi sen başladığın bu işi biliyorsun. Senin bilgin dahilinde ben bu işi yapıyorum. Adeta hani kurumlarda da vardır ya, çalışanlar mutlaka çalışanların birlikte iş yaptıkları şefleri vardır, patronları vardır veya amirleri vardır. Amirlerin bilgisi haricinde hiçbir iş yapmazlar. Kainatı yaratan da Allah Celle Celaluhu'dur. Biz kainatın içerisinde, yaratılanlar içerisinde en değerli, en kıymetli varlık olarak yaratıldığımız Allah'ın göndermiş olduğu kitaplarda da yer alıyor. Dolayısıyla biz bunu itiraf etmiş oluyoruz, bunu ilan etmiş oluyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi senin bilgin dahilinde hiçbir iş yapmıyorum. Dolayısıyla yaptığımız o işin de Allah'ın rızasına uygun olup olmadığını da bir yerde check etmiş oluyoruz. Evet. Veyahut da Allah'ın rızasına uygun olmayan bir iş yapmaktan iştinab ediyoruz. Buna da dikkat ediyoruz. Bunun bizim kültürümüzde malum Mevlid'in çok büyük yeri var, önemi var. Süleyman Çelebi, Mevlid müellifi Süleyman Çelebi de Allah'a adın zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula diye başlayan orada bunu ifade ediyor. Yani Allah adıyla başlamanın, Allah'a adın ol evvel, Allah'a adın her kim ol evvel ana, her işi asan eden Allah ona. Allah ana orada ona anlamında. Evet. Allah adı olsa her işin önü, her giz ebter olmaya anın sonu diye devam ediyor. Her nefeste devamında da her nefeste
Allah adın demudam, Allah adıyla olur her iş tamam diye. Yani oradaki de mudam, yani daima, devamlı, her nefeste Allah adını zikret. Hı hı. Çünkü işlerin tamam olması Allah adıyla mümkün olmaktadır, evet, diye Mevlid-i Tevhid Bahri'nde zannediyorum. Nasıl tevhid güzel tanımlamış. Evet, hocam? Çok güzel Besmele ifade etmiş. Yani o bütün içerikleri sanki orada vermiş. Evet, orada vermiş. Anlamı. Yani. Çok doğru, evet, diyorsunuz, evet, hocam. Orada da geçiyor hocam. Bütün işler aslında bir manada Allah adıyla başladığınızda kolaylaşır da diyor. Hı hı. Biz aslında besmele çekerken, o her işimize başlarken, siz de çok güzel bir yere vurgu yaptınız aslında. Allah'ım sen bu işe başladığımı, bu işi yapacağımı biliyorum demektir, hı-hı, de aynı zamanda. Kendimize de hatırlatıyoruz yani. Hı-hı. Bu biraz bana siz anlatırken şey gibi de geldi hocam. Hani hep niyetlerin çok önemli olduğunu söylenir ya, niyet tazeleme. Hı-hı. Sanki orada o bilgiyi de yeniden kendimize de bir tazeliyor muyuz? Bak sen bir işe başlıyorsun, Allah var, biliyor. Tekrar böyle bir kendimize de getiriyor gibi. Hı-hı. Öyle mi hocam? Tabii orada yani bir bir teslimiyeti vurguluyoruz. Yani ben insanların yaptıkları, ettikleri eylemleri yani farklı farklı tabii. Bu eylemleri gerçekleştirirken zihninin bir köşesinde kendisini yaratanın olduğunu hatırlaması, onun rızasına uygun bir iş yapmama gayretini ortaya koyması. Çünkü yanlış bir iş yaptığında kişi besmele çekmez. Yeah. Onu hatırlamaz yani. Evet. Eğer yani Allah'ı bir taraftan hatırlaması düzgün, doğru iş yapmasını iktiza eder. Diğer taraftan da yani Allah'ın rızasına uygun olmayan işler yapmaktan da içtinab eder. Uzaklaşır. Aslında besmelenin öncesinde bir şey de vardır. İstiaze de vardır. Hmm. Biliyorsunuz. İstiaze Allah'a sığınma demek. Yani ikisini biz birlikte zikrederiz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ama bir işe başlarken sadece Bismillah deriz. Evet. Yani Bismillah değil. O daha hızlı çıkar. Tabii. Yani Euzu'yu orada zikretmeyiz. Ancak mesela Kur'an okurken, yani Euzu daha ziyade genel olarak nerede zikrediliyor? Kur'an okumadan evvel hocalarımız Euzu Besmele ile başlıyor. Çünkü öyle bir Kur'an-ı Kerim'de talimat da var. Festa'id billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş olan şeytanın şerinden Allah'a sığın. Yani buradaki hikmet aslında şudur. Önce Arapça ifadesiyle tahliye gelir, sonra tahliye gelir. Euzu ile birlikte biz kalbimizi boşaltırız. Kalbimizi tüm kötülüklerden, masivadan tahliye ederiz. Boşaltırız, hazır hale getiririz. Ondan sonra besmele ile birlikte de kalbi süslemiş oluruz. Kalbi tezyin etmiş oluruz. Tahliye süslemek demek. Kalbi süslemek demek. Tabii yani besmelenin içerisinde Er-Rahman, Er-Rahim ifadeleri var. Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde bir defa yani besmele içinde Allah'ın üç tane güzel ismini ihtiva ediyor. Üç tane güzel, Allah'ın güzel ismi orada mündemiç. Nedir onlar? Allah ismi var, Rahman ismi var, bir de Rahim ismi var. Allah'ın aslında yani birçok isimleri ve sıfatları var. Kur'an-ı Kerim'de 99 ismi وَنِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى Cenab-ı Hak Allah'ın güzel isimleri vardır. Bu güzel isimler de bizim kültürümüzde 99 isim olarak belirlenmiştir. Önceki dinlerde, kültürlerde ve medeniyetlerde daha fazla olarak sayılmış, zikredilmiş. Ama İslam dininde, bizim kültürümüzde 99 isim olarak geçer. Bu 99 isim içerisinde Allah'ın özel ismi zikrettiğimiz işte Allah ismidir. Rahman ve Rahim ise yani
Rahman ismiyle birlikte biz Allah'ın merhametine muhtaç olduğumuzu ortaya koyarız. Rahim ismiyle her şeyin Allah'tan istenmesi gerektiğini, çünkü Rahim isminin içerisinde şöyle bir anlam da vardır. Allah kendisinden istenilmesinden çok memnun olur. Kendisinden istenilmediği zaman da ondan öfkelenir. Böyle bir anlam da var. Dolayısıyla Bismillahirrahmanirrahim diyen bir kimse bir işe başlarken, tabii bu iş evden çıkarken, eve girerken, yeme başlarken, arabaya binerken, arabadan inerken, iş yerimize girerken, işte bilgisayarımızı açarken, evet, yani her yeni bir işe başladığımızda Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde aslında şunu demek istiyoruz biz. Ben her işimde Allah'a muhtacım. Allah'ın rahmetine ve merhametine muhtacım ve yaptığım işlerde de benim ilkem, benim düsturum, benim prensibim, yaklaşımım rahmet ve merhametle olacaktır. Nasıl ki Allah bana rahmet ve merhametle muamele ediyorsa, benim de insanlarla olan muamelem, eşya ile olan muamelem bu düzeyde, bu anlayışta ve anlamda olacak. Gerçekten bugün buna bizim çok Hocam, ihtiyacımız var. Çok önemli. Yani niye ihtiyacımız altını var? Altını böyle kalın kalın çizelim. Evet, altını çizmemiz gerekiyor. Neden? Son zamanlarda bilmiyorum, belki sizin de dikkatinizi çekmiştir ama insanımızda böyle bir hazımsızlık, bir tahammülsüzlük, bir agresiflik, bir kızgınlık, bir öfke. Yani özellikle trafikte bunu görüyoruz. Geçenlerde benim sosyal medyada önüme düştü. Ben geçeceğim, sen geçeceğin davasında, yani karşı taraf eline levyeyi aldı, adamın arabasını pert etti. Efendim oradaki insanları darp etti. Şimdi burada işte besmelenin önemi o. Eğer o arabaya biz binerken, arabanın kapısını açarken Bismillah diye açsak, arabanın kontağını, marşını basarken Bismillah diyerek başlasak, yola besmele ile çıksak, yani onun da anlamını bilsek, yani ne anlama geliyor, yani Bismillah demek ne anlama geliyor? Bismillah demek, evet, benim Rahman ve Rahim olan Rabbim var. O kainata, varlığa, insanlara rahmetiyle, inne rahmeti sebakat gazabi, benim rahmetim gazabımı geçmiştir. Rahmetiyle, merhametiyle tecelli ediyor, muamele ediyor. Biz de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanacaksak, ahlaklanmamız gerekiyorsa, ben de insanlara, benim de insanlara, eşyaya, muamelem, eşya ile benim iletişimim, insanlarla iletişimim, eşya ile muamelem, ilişkim merhamet kodları, rahmet kodlarıyla olması gerekir diye bunu burada bizim düşünmemiz gerek. Yani besmelenin içerisinde böyle bir anlam dünyası, böyle bir zenginlik, böyle bir ahlak, böyle bir erdem, böyle bir güzellik var yani. Evet. Tabii besmeleyi çekerken bunu bizim orada düşünmemiz gerekiyor. Belki bu sayede birçok işimiz kolaylaşacak. Birçok işimiz bereketlenecek. Onun için Allah Resulü men lem yebde bi bismillahi fehu ebter buyuruyor. Kim besmele ile başlamazsa başladığı o iş ebter olur. O Mevlid-i Şerif'te de geçiyor ya, hergiz ebter olmaya anın sonu diyor. Yani Allah Allah adı olsa her işin önü, hergiz ebter olmaya onun sonu. Yani her işin önünde Allah'ın adı zikredilirse o işler verimsiz, bereketsiz, güdük kalmaz yani. Başlangıç mutlaka bereketli olur. Hayırlı olur inşallah. Hayırlı başlar, hayırlı biter. Evet. Hocam, siz biraz önce aktarırken verdiğiniz o trafik örneğinde dün dinlediğim bir yayını hatırladım. Psikoloji alanında çalışan bir uzman hocam şöyle bir cümle kurdu. Sizin o aktardıklarınız beni o cümleye götürdü. Son dönemde dedi artık
o kadar suistimal edilme kaygısı taşıyoruz ki o beni kullanacak, bu beni suistimal edecek. İşte o trafikte önüne geçme örneği gibi hemen suistimal ediliyor gibi hissediyoruz ve böyle bir geriliyoruz, bir tepki gösterme ihtiyacı hissediyoruz. Bu kaygıyla dedi artık iyi yaşayamıyoruz, salih amel işleyemiyoruz. Oysa tam da sizin aktardığınız gibi biz orada o besmeleyle başlasak, tam da söylediğiniz gibi Allah var, her şeye hakim, her şeyi görüyor diye düşünsek o suistimal edilme kaygılarımız da biraz daha geriye düşecek sanki, değil mi hocam? Evet. Tabii o hani Bismillah ile Allah'a bağlanma, varlığı var edenle aranda bir bağ kurma, aslında o bağ kurmanın sözlü bir ifadesi yani. Besmele, varlığı var edenle aranda kurmuş olduğun bağın söze yansıması çok güzel bir şekilde onun ifadesi. Aslında bizim kültürümüzde yani bu sözler, günlük kullandığımız, her vesileyle ifade ettiğimiz sözlerin her birinde bu anlam var, bu mana var. Mesela güzel bir şey gördüğümüzde maşallah, değil mi? Yine Allah'ı zikrediyoruz, Allah'ı hatırlıyoruz. Veya böyle hayreti mucip bir durumla karşılaştığımızda Subhanallah dememiz. Veya bir iş yapmaya niyetlendiğimizde inşallah yapacağım diye ayette de geçiyor. Ve la tequlenne li şeyin inni fa'ilun zalika gada illa en yeşaallah. Bir şey yapmak istediğinde yarın onu yapacağım deme, inşallah yapacağım de. Orada yani Allah'ın adını zikret. Yani her vesileyle veya bir kötü bir haber aldığımızda, bir vefat haberi aldığımızda inna lillah ve inna ileyhi raciun ifadelerini kullanmamız, bu ya eyyühellezine amenüzkürullaha zikran ketira, ey iman edenler Allah'ı çokça zikrediniz. Bakın bu ifadeler gerçekten eğer yani mümin olarak, insan olarak ve mümin olarak, Müslüman olarak inancını, İslam'ını, imanını içselleştiren, özümseyen, hayatın her safhasına yansıtan kimseler için ne kadar güzel, ne kadar nezaketli, zerafetli, ne kadar bereketli sözler, ne kadar bereketli zikirler bunlar, virt haline getirmesi. Şimdi bu kültürden, bu anlam dünyasından uzaklaştığımızda bu sefer sözlerimizin içerisine giriyor. Konuşurken ya bir küfür araya koyuyoruz veya işte wow gibi böyle hani ne anlama geldiği belli olmayan anlamsız bir takım kelimeler, cümleler, sesler işin içerisine girmiş oluyor. İşte maşallah gibi, subhanallah gibi, inşallah gibi, inna lillahi ve inna ileyhi raciun gibi besmele de bizim günlük hayatımızda, günlük hayatımızı yani Allah'ın murakabesi altında geçirdiğimizi her daim, her yerde ve her zamanda onun bilgisi dahilinde hareket ettiğimizi, onun izni ve iradesi olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini, bereketin ancak onun ismiyle tahsil edileceğini ortaya koyan, anlamı çok yüksek ve insanın da dilini, zihnini, kalbini, gönlünü hem nurlandıran, aydınlatan hem de bereketlendiren çok güzel bir başlangıç, çok güzel çok bir muazzam bir hediye gibi hocam. Tabii yani gerçekten. Bu bizim hani kültürümüze farklı yansımaları da var bunun. Yani nasıl mesela bed-i besmele diye bir yani bizim tabii şu anda bunu bilmiyorum. Belki yapanlar vardır. Bizim bir hocamız vardı Marmara İlahiyat Fakültesi'nde, Mustafa Fayda hocamız. Ben ondan duymuştum bunu. Hatta kendisi de ben de böyle yapıyorum diye söylemişti. Besmele cemiyeti. Besmele cemiyeti. Bed-i besmele merasimi. Yani bu ilk okumaya başlayacak, ilk tahsil hayatına başlayacak çocuklara yapılan okulun ilk gününde. Evet. Hani bugün işte zil çalarak veya
farklı uygulamalarla derse başlanıyor ya. Eskiden çocuklar Bedi Besmele cemiyeti yapılır, merasimi yapılır. Öğretmeninin, mualliminin, müderrisinin rahle-i tedrisine otururken, dizinin dibine otururken, önüne geçerken besmele ile başlama. Sabah kalktığında en güzel elbiselerini, okul elbiselerini giyme. Ve evden çıkarken besmele ile çıkma ve okula bu şekilde gitme, besmele ile okuluna, dersine, tedrisine başlaması. Mustafa Faydı hocamız onu kendi çocuklarında ve torunlarında yaptığını, yapıyor, uyguladığını söylüyordu. Son yıllarda biraz daha duyulur oldu. Evet. Neden böyle yaşanılır oldu sanki hocam. Ben de itiraf edeyim, son böyle 4-5 yıl önce duydum bunu. Aa, o ne falan diye böyle hatta şaşırmıştım. Ama son yıllarda biraz daha böyle ailelerin bunu hatırladığını, yeniden böyle canlandırıldığını görüyorum sanki. Evet. Çok da güzel aslında, güzel, yaşatılması, evet, da yani gerekiyor. Işte, çok da önemli. Besmele'nin bizim hani derler ki, dinin bir kültüre aktarılması, hı hı, merasimlerle olur. Onun için bu merasimler çok önemlidir. Önemli değil mi hocam? Yani İslam dini insanlığa gönderilmiş olan son din. Aslında Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar gönderilmiş olan dinlerin ortak adı, ortak ismi. Ancak zaman zaman tahrife uğramış. Allah Resulü'nde kamil, yani Cenab-ı Hak hani İzharuddin ve İkmalüddin'de bulunmuş. İzharuddin dinini diğer hem muharref hem de beşeri akıl tarafından üretilmiş olan sistemlere galip kılması. İkmalüddin, Allah Resulü ile birlikte ikmal etmesi, tamamlaması. İşte o kültürü, yani bizim yaşantımıza bu dinin kodlarının, ilkelerinin girmesi, ki bizim kültürümüzde bu var. Belki farkında değiliz. Evet. Yani birçok deyimimizde, atasözümüzde, birçok davranışımızda, aile hayatımızda, iş hayatımızda ki kodlar, kültürel kodlar hep dinden elde edilmiş olan kodlardır. İşte besmele de onlardan bir tanesi. Yani Kur'an-ı Kerim'de mesela hani nasıl gelmiş, bizim kodlarımıza nasıl girmiş? Dinimizin ana kaynağı Kur'an-ı Kerim, evet, malum. Kur'an-ı Kerim'de innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim diye ayetlerin içerisinde her surenin başında besmele var. Ancak tabi Kur'an'ın içerisinde ayet, o her surenin başına besmeleyi koyan alimler, yani nasıl ki bir işe başlarken biz besmele çekiyorsak, hı hı, evimizden çıkarken, arabamıza binerken, efendim, veya işte yazı yazarken, konuşma yaparken, konuşmaya başlarken, yani hangi farklı iş olursa olsun Kur'an okumaya başlarken de yine besmele çekmemiz gerektiği için alimlerimiz ne yapmıştır? Her surenin başına besmeleyi derc etmiştir, besmeleyi yazmıştır. Ancak Kur'an-ı Kerim'in ayetlerin içerisinde besmele, Nahl suresinde Süleyman Aleyhisselam ile ilgili bir, daha doğrusu Belkıs'la ilgili bir kıssa var. Süleyman Aleyhisselam rivayete göre ordusuyla bir yere gitmiş. Ordusu hem kendi askerlerinden hem de Süleyman Aleyhisselam yani hayvanlarla çok rahat iletişim kuran bir peygamberdi. Özelliklerinden bir tanesi buydu. O ordusu içerisinde farklı türde hayvanlar var. Kuşlar var. Kuşlardan hüthüt kuşu var. Onu göremeyince, hüthüt kuşunu göremeyince soruyor, hüthüt nerede diyor. Diyorlar ki buradaydı ama şu anda göremiyoruz. Dönüp gelince hüthüt kuşu ona diyor ki sen diyor neredeydin, niye kayboldun diyor. Nereye gittin diyor benden izin almadan. O da
Yani yaptığı kabahatin farkında, hem de kendisini affettirmek için, evet diyor, senin iznin bilgin olmadan gittim ama sana, senin hoşuna gidecek çok önemli bir haber getirdim. İşte falanca yerde Belkıs adında bir melike var, bir kral var. Çok büyük nimetler içerisinde ama bu kral, bu melike yani kurmaylarıyla çok güzel bir hayat yapıyorlar fakat şirk içerisindeler. Bu kadar nimet yanında Allah'a şirk koşuyorlar. Yani bunun haberini sana getirdim. O da doğru söyleyip söylemediğini şuradan ben anlayacağım. Şu yazıyı, şu mektubu ona götür, gönder. Götür, teslim et diye gönderiyor. Süleyman Aleyhisselam başlarken başına innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Yani besmele aslında o zamanda hatta bu şekliyle aynı şekilde yani peygamberimizle başlamış değil yani. Evet. Hatta şeyde bile var. Nuh Aleyhisselam mesela Kur'an-ı Kerim'de Nuh Aleyhisselam malum gemiyi bir Nuh tufanından bahsediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Nuh tufanı çerçevesinde Süleyman Aleyhisselam kendisine daha önceden büyük bir tufanın, büyük bir sel baskınının, büyük bir bugün deprem sonrasında yaşanan tsunami, yani büyük bir tsunami'nin olacağını bilgisi kendisine veriliyor. O da ne yapıyor Süleyman Aleyhisselam? Bir gemi yapıyor. Gemi yaptıktan sonra gemiye davet ediyor. Gemiyi yaptıktan sonra Bismillahi mecraha ve mursaha diyor. Yani bu geminin seyretmesi, bu geminin durması Allah'ın ismiyle olur şeklinde. Yani hem Nuh Aleyhisselam'da var Bismillahi mecraha ve mursaha, hem ondan sonra gelen Süleyman Aleyhisselam'da var. Dolayısıyla peygamberlerde de besmele ile başlama, bir işe, bir yazıya, bir işi yapmaya, bir yolculuğa çıkarken yolculuktan önce Bismillah çekme, Allah'ın adıyla yapma peygamberlerde de var. Tabi daha sonradan Hazreti Peygamber özellikle yemeğe başlamadan önce yani bir 6 kişilik bir yemek sofrasında bir bedevi gelmiş, hızlı hızlı yiyip gitmiş, diğerlerinin de yemeğinden almış yani. Bunu Allah Resulüne söylemişler. Allah Resulü demiş ki lev semma le kefaküm, eğer o bedevi geldiğinde öyle hani hızlı hızlı hemen yemeğe başlayıp yemeğini yiyip gitmeseydi, bu yemeğin hepsi size kafi gelirdi. Yani o besmelesiz başlaması bereketini azalttı. Yemeğe başlarken besmele çekmemiz gerektiğini özellikle Allah Resulü vurguluyor. Hatta eğer içinizden birisi yemeğe başlamadan evvel besmeleyi unutursa Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi, yani hem başında hem de sonunda Bismillah diye hatırladığında bu sözü söylesin, tekrar etsin diye buyuruyor Allah Resulü. Dolayısıyla hani besmele kültürü bizim Allah Resulü ile başlayan bir kültür değil. Daha önceden başlayan, daha önceki peygamberlerin de dilinden düşürmediği, kendi ümmetlerine bir işe başlarken o işin bereketten güdük olmasını istemiyorsanız, bereketli olmasını, hayırla başlayıp hayırla bitmesini sonuçlandırmayı istiyorsanız mutlaka besmele çekin diye öğütlediği çok önemli bir zikir, bir virt diyebiliriz. Evet. Biz de hiç unutmadan inşallah o zikri, o virdi tabiri caizse pelesenk edelim dillerimize. İnşallah. Peki hocam, besmele kısmını böylece kapatalım. Hatta çok vakit bile ayırdık. Besmeleye konuşmak gerçekten çok güzel. Ama böyle siz de berekete değindiniz. Bereketle birlikte ben konuyu zamana da çekeceğim. Şimdi zaman konusu aslında bir taraftan çok çetrefilli, bir taraftan çok güzel bir konu. Siz aslında besmeleyi konuşurken de çok defa zikrettiniz. İşlerimizin başında, sonunda, ortasında bir şeylerin başı diyoruz, sonu diyoruz, varlığımızın başı diyoruz, işte yaratılışın başladığı an diyoruz. Hani biz bunu hep kullanıyoruz ama zaman dediğimiz şey İslami açıdan tam
tam olarak nasıl bir şey, nasıl anlamlanıyor? Bizim hayatlarımızda zamanı biz nasıl anlamlı kınıyoruz? Zamanın bereketlenmesi ne demek? Birçok aslında böyle yere değineceğiz gibi duruyor. Buyurun sizden açılışı rica edeyim önce. Şimdi takdimi yaparken orada çetrefilli ifadesini kullandınız. Yani hakikaten zaman zor bir konu. Yani tabii biz bir zaman tüneli içerisinde yaşıyoruz. Bir mekanda yaşıyoruz, yaşadığımız bir mekan var. Hani hikayelerimizde bir varmış, bir yokmuş. Yani bugün varız, yarın olmayabiliriz. Hatta şu anda varız, birkaç dakika sonra yani başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. İşte etrafı temaşa ediyoruz. Dünyayı görüyoruz, dünyada olan olayları görüyoruz. Biz mekan ve zamanla kayıtlı varlıklarız. Zaman yani Allah tarafından yaratılmış, biz öyle inanıyoruz. Yani mekanı da yaratan, zamanı da yaratan Allah Celle Celaluhu. Zaman dediğimizde işte ömür yıllara bölünmüş, yıllar aylara bölünmüş, aylar haftalara bölünmüş, haftalar günlere bölünmüş, günler saatlere bölünmüş. Ve her gün biz sabah uyandığımızda bizim hesabımıza 1460 dakika herhalde, değil mi? Yani günde 24 saat var, 24'ü 60'la çarptığımızda ne kadar çıkıyorsa 1440 veya 1460 dakika bizim hesabımıza yatırılıyor. Yani her sabah kalktığımızda, her güne başladığımızda, yani bir güne başladığımızda, 24 saate başladığımızda bize bu kadar bir süre veriliyor. Bu süreyi biz ya iyi değerlendireceğiz, güzel değerlendireceğiz veyahut da iyi değerlendiremeyeceğiz. Faydalı işlerle bu zamanı kıymetlendiremeyeceğiz. Zamanın Kıymeti diye bir kitap var, bilmiyorum duydunuz mu? Kıymetüz Zaman. İndel Ulema diye bir kitap. Abdülfettah Ebu Gudde hocamızın. Ben de akademi merkezinde hocalık yaparken bu kitabı okutmuştum. Kıymetüz Zaman. Bizim metin okuma derslerimiz vardı orada. Şimdi hocamız tabii orada özellikle Kur'an-ı Kerim'deki zamana yemin işte vel fecir, vel asr, vel asr, vel leyli gibi ifadeler var. Yani Cenab-ı Hak orada işte sabaha yemin ediyor, gündüze yemin ediyor, geceye yemin ediyor, işte asra yemin ediyor. Yani Asr suresi bu anlamda gerçekten çok önemli bir sure. Şimdi insanlar, yani bizim zaman algımızda zaman yani çetrefillidir. Zaman zor anlatılması, anlaşılması zor bir kavramdır. Ancak şu var, zamanın çok tehlikeli bir boyutu da var. Yani imani anlamda diyorum, dini anlamda diyorum, tehlikeli bir boyutu var. Niye? Çünkü zaman zaman insanlar zamanı Allah'a şirk koşma aracı haline de getirebiliyorlar. Nasıl bunu yapıyorlar? Kur'an-ı Kerim'de bu ifade ediliyor aslında. وَقَالُوا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرِ. Kur'an-ı Kerim'de ve bizim kültürümüzde işte hayne hacet diyoruz mesela, ihtiyaç zamanı, dehir kelimesi zaman anlamında kullanılıyor. İşte vakitti, zamandı. Bu ayette Cenab-ı Hak diyor ki, onlar dediler ki bizi öldüren ve dirilten bu dünya hayatıdır. Yani bu dünya hayatında biz dünyaya geliriz, yaşarız ve ölüp gideriz. Bizi dünyaya getiren ve bizi bu dünyadan götüren zamandır. Ve ma yuhlikuna illet der. Bizi helak eden, bizi yok eden zamandır diyor. Şimdi dehriyun diye böyle bir şey var. Böyle bir akım var yani. Dehriyun, materyalistler.
materyalist düşünceye sahip olanlar, tabi onlar Allah'ı inkar ediyorlar. Varlığı, var edeni inkar ediyorlar. Dolayısıyla işin bir bu boyutu var. Yani zaman bu anlamda bir tehlike teşkil ediyor. Sanki işte kainatı bir yaratan yokmuş, bir yaşatan yokmuş, bir var eden, varlığı var eden ve zamanı geldiğinde de yok eden birisi yokmuş gibi bir davrananlar var. Bu yönüyle bir yani zamanı tanrılaştıran, zamanı yani maddeyi, yani materyalist felsefede madde tanrılaştırılıyor. Hı hı. Madde diğer değerlerin önüne, yani her şeyin ölçüsü haline getirilebiliyor. Hı hı. Şimdi bir işin bu boyutu var. Bir de bize içinde yaşadığımız bu zamanı, zaman hayatın da kıymetini belirliyor. Neye göre? Yani zamanını güzel değerlendiren, boşa harcamayan, boş işlerle zamanını heba etmeyen kimseler hayatını da anlamlandırır, hayatını da kıymetli hale getirir. Hocam, hele, valla keseceğim. Son birkaç dakikamız ama tam bu vurguladığınız noktadan son dakikalarımızı, evet, devam ettirelim istiyorum. Çünkü aslında en önemli sanıyorum bizim için böyle çıktı, böyle özet ve faydalı çıktı burası olacak. Çünkü evet, o zamanı hakikaten, o en başta değindiğiniz o 24 saati, o dakikaları biz bir anda bakıyoruz, sabah oluyor, akşam oluyor. Kendimizi hani nasıl geçti diyoruz bazen, nasıl aktı gitti. Vallahi şu anda zaman nasıl geçti ben de anlamadım. Bitti hocam, son 3-4 dakikamız. Çok söylemem gereken şeyler var. Şöyle, tabii yani bizim zaman algımız, önce onu söyleyeyim. Allah Resulü diyor ki la tesubud dehra fe innallahu veddar. Zamana sövmeyin çünkü zaman Allah'tır şeklinde. Şimdi hani bizim kültürümüzde de kahpe felek, efendim hayatın sillesini yemek, zamanın, vaktin sillesini yemek gibi ifadeler var. Şimdi bu hani zaman, zamana sövmek, zamana küfretmek, zamanı kötülemek, bu biraz insanların çaresizliğinden kaynaklanan bir şey. Yani hoşuna gitmeyen işler yaptığında insan çareyi nerede görüyor? Zamanı suçlamakta görüyor. Halbuki yani günümüzde de maalesef zamanı boşa harcamanın birçok böyle zamanı israf etmenin birçok aracı var. Maalesef. İşte sosyal medya, evet, bunlardan birisi. Efendim zamanı planlamamak bunlardan birisi. Mesela telefon konuşmalarını çok fazla uzatmak bunlardan birisi. Hayır diyememek, mesela insanların birbirlerine hayır diyememesi bunlardan birisi. Yani bunun çok böyle aracı oluyor, çok sebebi oluyor. Ben biraz Asr suresi ile ilgili hocam, bağlantı orayla kurmak bitirelim. İstiyorum. Tamam. Orayla bitirelim. Cenab-ı Hak orada vel asr, asra yemin ediyor. Asr, biz 100 yıla bir asır diyoruz. Bir de ikindi namazına da. Aslında zaman yani uzunluk açısından bir asır gibidir. Ama ikindi vaktinin kısalığı açısından da çok hızlı bir şekilde gelip geçer. Cenab-ı Allah orada asra yemin ettikten sonra diyor ki innel insane lefî husr, insan zarardadır. Niye? Çünkü çoğu zaman insan vaktini iyi değerlendirememektedir. İnsanın içinde bulunmuş olduğu bir sosyal grup vardır. O sosyal grubun dinamikleri, gelenekleri, alışkanlıkları oraya kendisini kaptırıp yani bir takım kayıplar yaşayabilir. Bunu hepimiz kendi hayatımızda da görüyoruz, çevremizdeki insanların hayatında da görüyoruz. Onun için Cenab-ı Hak adeta bu şeyde, surede diyor ki yani asra yemin olsun, insanlar zamanı değerlendirme konusunda, yani zamana yemin olsun, buradaki asır aslında zamandır. Zamana yemin olsun, insanların çoğu, yani genel orada hani mutlak olarak kullanıyor ama aslında insanların çoğu anlamındadır. İnsanların çoğu zamanı değerlendirme konusunda dikkatli değil, başarısızdırlar. Yani Fahrettin Razi ile ilgili anlatılır. Hani pazarda dolaşırken bir buz satan birisi sermayesi eriyene acıyın, yardım edin diye söylerken bu ayet üzerinde, bu sure üzerinde düşünüyormuş Fahrettin Razi.
Hah demiş, tamam. Ben demiş bu surenin tefsir anlamını bu işte. Buldum. Evet. Yani zaman bize verilmiş olan çok büyük bir kıymet. Aynen buz gibi her geçen gün eriyor. Yani insan büyüdükçe aslında küçülüyor, yok oluyor. Ve ayette bizim manevi dünyamızı da zenginleştirecek, bize bir rehberlik yapacak kodlar bize veriliyor. Diyor ki, evet insan zamanı değerlendirme konusunda başarısızdır. Zamanını boşa harcar. Ancak zamanını boşa harcamak istemiyorsa şu dört maddeye dikkat etmesi lazım. İllellezine amenu, birincisi iman. İman edenler zamanını güzel değerlendirirler. Niye? Çünkü iman demek güven içerisinde olmak demek. Güven içerisinde olan bir kimse, yani Allah'a güvenen kimse, Allah güvenini, inancını içinde taşıyan bir kimse aslında yani zamanını da çok iyi değerlendirir. Çok iyi değerlendirmiş olur. Zamanını boşa harcamaz. Başına gelen her şeyi anlamlandırır. Hı hı. Ve yani ne kendisine ne de çevresindekilere bu anlamda bir zarar vermez. Evet. İşte mesela Filistin'de olan kardeşlerimizi görüyoruz. O iman sayesinde hayata bağlanıyorlar. Hı hı. Zamana bağlanıyorlar, hayattan kopmuyorlar, zamandan kopmuyorlar yani. Amenü ve aminu salihat. Hayırlı işler yapmak. Evet. Ve tevasav bil hak ve tevasav bis sab. Birbirine hakkı tavsiye etmek. Bu da şu anlamda. Şimdi bazen hak anında tecelli etmiyor. Hı hı. Yani herkes hakkını almak ister. Hakkaniyet ölçüleri içerisinde kendisine muamele edilmesini ister. Hakkı bulmak, hakikati bulmak ister. Hakkın tecelli etmesini ister. Ama zaman zaman hak tecelli etmez. Bunun için sabır gerekir. Evet. İşte birbirine hakkı tavsiye edenler, hak tecelli zamanında tecelli etmediğinde o zaman sabırın devreye girmesi gerekir. İbn-i Mesud diyor ki, eğer Kur'an-ı Kerim'in içerisinde sadece bu sure olsaydı yeterli gelirdi. Niye? Çünkü son sözlerim zaman tüneli içerisinde bulunan insanın zarar etmemesi için, zamanını güzel değerlendirmesi için, hani şeyin söylediği gibi, Mehmet Akif Ersoy'un söylediği gibi, Meknun o surede esrarı felah, önce imanı hakiki geliyor, sonra salah, sonra hak, sonra sabat, işte kuzum insanlık, bu dördü birleşti mi yoktur sana izmihlal artık diyor. Çok güzel. Emir Osman Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ hakikaten yayınımızın ilk programını, açılış programımızı, açılış tekrar hayırlı olsun sizinle diyorum. Besmele ile zamanla yaptık. Hakikaten güzel oldu bizim için. Evet. Kıymetliydi. Eyvallah. Bizimle birlikte olmanız hocam. Ağzınıza sağlık diliyorum. Siz de sağ olun. Tekrar teşekkür ediyorum. Diyanet TV'mizi tebrik ediyorum. Bu yaz ekranının hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini, bereketler getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bizleri izleyenlere de hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bizler de amin diyoruz hocam. Sağ olun. Evet efendim, ilk bölümümüzü böylece tamamlamış olduk. İlk konumuzu konuştuk. Birazdan devam edeceğiz. İkinci konumuzla birlikte ne olacak peki? Yaz Kur'an kurslarımız efendim. Her yazın olmazsa olmazı. Birazdan detaylandıracağız konumuzu. Ama şimdi güzel bir VTR getiriyoruz ekranlarınıza. O da tabii ki konumuzla, başlığımızla ilgili. Buyurun izleyelim. Yaz Kur'an kurslarıyla ilgili VTR'miz şu an ekranınızda. Ardından biz buradayız. İkinci konuğumuzla sohbetimiz devam edecek. Elif ile başlar ilk ders. Oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Sana kalemle öğreten, bilmediğini bildiren O'dur. Oku. B, T, F ile devam etti. Gördün mü? Rabbin alemi ne güzel yarattı. Yeryüzü ve gökyüzü nimetleriyle dünyamızı kuşattı. Dağlar, denizler ve gökleri şükrün sebebi ayetler kıldı. Cim, ha, ha. Unutmadı Rabbin Hazreti Yusuf'u kuyuda ve Mısır'ın zindanlarında. Hazreti Yunus'u balığın karnında, Hazreti Nuh'u tufanda ve bırakmadı Rabbin sevgili Resulünü
cahiliyenin karanlığında. Dal ve zel gelir sonra, ra ve zey ile kol kola. Gazze, Doğu Türkistan, Arakan'a, Müslüman kardeşlerine duada, Aceh, Yemen, Afrika, açılsın ellerimiz semaya. Sin, şin ve saat dağıtla el ele. Harfler harekelerle şenlenir. Cezm ve şeddeyle canlanır ve birleşir. Mekke'den Medine'ye hicretle muhacir ve ensara kavuşur. Müslüman gönüller huzur bulur. Ta ve va ile kalınlaşır sesler. Peygamber ahlakıyla incelir ve güzelleşir ameller. Namaz, oruç, hac ve zekatla hazına varılır ibadetin ve kelime-i şehadetle teslimiyetin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü. Ayn, gayn, fe, kaf ve kaf. Sevdin mi bu harfleri? Öğrendin mi mahreçleri? Kimi dilde, kimi boğazda, kimi dudakta yeşeren sesleri ve harfleri. Lam, mim, nun. Bitiyor artık serüven. Musaf'ı okumak artık senin en büyük hazinen. Annen, baban, kardeşin, deden ve ninen. Güzel sesinle Kur'an'ı dinleyecek senden. Vav, he. Duydun mu? Kendine indirilene iman edene, arkadaşını incitmeyip ona kol kanat gerene, sözü doğru, yalanı olmayana, Kur'an'la ahlaklanan o mümine, Rabbimin verdiği müjdeleri, altlarından ırmaklar akan Firdevsi, Adem cennetlerini. Ya ile geldik sona. Bitti bu yaz Kur'an kursu da. Öğrendin. Kur'an okumayı, peygamberleri, ibadetleri, sureleri ve duaları, iyi bir mümin olmayı. İşte öğrendin. Yaz Kur'an kursuyla değerlerimizi, büyüklere saygı, küçüklere sevgiyi öğrendin. Camiyi, cemaati, mihrabı ve minberi, alemlere rahmet Peygamber Efendimiz'i. Hadi güzel çocuk, hadi gül yüzlü gencim, ömrün Kur'an'la bereket bulsun. Her yıl, her yaz öğrendiklerinle hayatın anlam ve huzur dolsun. Yeniden merhabalar efendim. İkinci bölümümüzle, ikinci konu başlığımızla sizlerle birlikte olacağız. Bu bölümde yaz Kur'an kurslarımızı konuşacağız. Beni böyle her bu konu geldiğinde bir tebessüm alıyor. Sedide hocamla da genelde bu konuyu konuşuyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Elhamdülillah. Sağ olasınız. Hocam, yaz Kur'an kurslarını konuşacağız sizinle bugün. İnşallah. 1 Temmuz itibariyle başladı sanıyorum. Doğru 1 mu? 1 Temmuz itibariyle başladık. Devam ediyor kayıtlarımızda. Hamdolsun güzel bir teveccüh var. Güzel, daha da güzel olmasını bekliyoruz. İlgi bayağı yoğun ama değil mi hocam? Ben çok etrafımda gördüğümüz kadarıyla, sahada gördüğümüz kadarıyla çok güzel çalışmalar var. Hocalarımız özverili bir şekilde öğrencileri bekliyor. Tabii yazın ve Kurban Bayramı'nın arkasından bir rehavet oluyor, tatil rehaveti. Bir de yaz Kur'an kurslarımızı daha henüz yeni çocuklara nereye verelim diyen telaşlar yeni de oluşuyor. Eminiz, umuyoruz ki bu haftadan sonra da çocuklarımız bizimle buluşacaklar, buluşmaya devam edecekler. Şunu özellikle belirtmekte fayda var Nur Hanım. Yaz Kur'an kurslarımızda biz kayıt takvimi olarak, yani kayıtlar 8 Temmuz'a kadar diye bir ifade kullandık ama velilere sözün başında buradan da duyurmak istiyorum. Kayıtlarımız devam edecek. Güzel. Tamam, bu önemli bir açıklama. Kayıtları kapatmayacağız. Şöyle bir düşüncemiz, şöyle bir ufkumuz var. Çocuklarımız ne zaman olursa olsun, yani evet 1 Temmuz 16 Ağustos arası bir eğitim var. Ancak çocuk 10 Ağustos'ta da gelse kapımız ona açık. Çok güzel.
Yani yeter ki bizim kapımızı bir gün çalıversin. Çünkü biz bundan sonraki örgün eğitimde de ona kapımızı açtığımızı göstereceğiz ve ona en azından örgün eğitim dönemindeki programlarımızı tanıtmış olacağız. Bu nedenle yaz Kur'an kurslarının kayıt tarihinin sonu yok diyeyim. Sonu yok. Çok güzel. Siz aslında dediniz ki duyuruda bir 8 Temmuz'u yazıyoruz. Orada bir 8 Temmuz ibaresi var. Ama yaz sonuna kadar... Biraz acele edin mantığı. Çok güzel ama bizi bazen böyle maalesef tarihle birazcık böyle harekete geçirmek iyi oluyor hocam. Siz de onu yapmışsınız ama yine de duyurmuş olalım ki yaz sonuna kadar kurslar devam ettiği sürece Sedide hocamın aktardığı üzere efendim kursları kayıt yaptırabileceksiniz, çocuklarınızı götürebileceksiniz. Peki bu kurslar Sedide hocam hangi tarih aralıklarında olacak, hangi yaşları olacak, daha ziyade nerede oluyor? Son yıllarda farklılaşmalar var biliyorum. Aslında bir önceki programımızda da böyle bayağı yoğun değinmiştik ama çokça ilgi geliyor bu 4-6 yaş arası kurslar değil mi hocam? Biraz daha böyle açalım mı? Bir kursları şöyle genel olarak tanıtmaya başlayalım. Şimdi okulların tatil olmasıyla beraber her annede, her ebeveynde bir telaş olur. Yani çocukları ne yapalım, yazın nasıl yapacaklar ve bir de ülkemizde kadim bir geleneğimiz var. Camilerimizin işlevselliği, yaz işlevselliği, yaz Kur'an kursları. Yani bunu siz ilan etmeseniz de, siz duyurmasanız da vatandaşın beklentisi var. Yani bu yaz çocuklar camiye gidecekler yani. Ya da hocam camiye ne zaman gidecekler diye sorar. Ne zaman açılıyor camilerimiz diye sorar. Bu çünkü bir beklenti ve bir yerleşmiş bir algı. Bu alanda okulların tatil oluşuyla beraber aranan telaşı biz biraz daha öne çektik. Evet. Okullar tatil olmadan önce ebeveynler hangi kursta çocuklarını camiye göndereceklerse onu bir tespit etsinler ve bize ulaşsınlar istedik. Çok erken davrandık. Çok güzel. Burada tabii kurslarımızın başlangıç tarihi 1 Temmuz, 16 Ağustos. 7 hafta sürecek bir eğitimimiz var. 1 Temmuz, 16 Ağustos'a 1 kadar. 1 Temmuz, 16 Ağustos. Güzel. Bununla birlikte yatılı yaz Kur'an kursu dediğimiz iki ayrı kampımız da var. Yani 4'er haftalık. Yani bir ay sonra devam eder, talep ederse ikinci bir ay daha. Ama hayır ben sadece bir aylık bir dilimine katılmak istiyorum derse bu 1 Temmuz işte 23 Ağustos 23 Temmuz arası olabileceği gibi 26 Temmuz 23 Ağustos arası da olabilecek. Yani iki ayrı 4'er haftalık bir yatılı programımız var. Yatılı programlar aşağı yukarı her ilimizde var. İllerimize buradan teşekkür etmek istiyorum. Hem illere hem ilçelerimize. Kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde bazen bir sivil toplum yurdunda, bazen Türkiye Diyanet Vakfımız ki çoğunlukla Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurtlarını kullanıyoruz. O yurtta İmam Hatip Liselerinin yurtlarında yatılı kamp dediğimiz yatılı kurslar düzenledik. Bu sene güzel bir ilgi var. Geçen sene 17 bin kaydımız vardı yatılıda. Bu sene 26 bini geçiyoruz. Oo, çok güzel. 17 binden güzel. 26 bine. Tabii yani yaklaşık bir 10 bin artacak gibi gözüküyor. Bunun daha sonra, daha yeni başındayız. Daha da artacağı inancındayız biz. Şimdi tabii iki takvim demiştim. Birisi gündüzlü, birisi yatılı. Yaş gruplarına gelince 4 ila 22 yaş arası yazın. Şimdi 4-6 yaş nasıl olsa kışın devam eden bir öğretim programımız var, eğitim programımız var. Bu 4-6 yaşın yaz programı da var. Yani da devam yaza dair etkinlikler, yaza dair programlar da var. 4-6 yaş kurslarımız kış dönemi devam eden öğrencilerin yine yaz dönemi devam edebilecekleri gibi hiç bizimle buluşmamış ama 4-6 yaş kursuna gelmek isteyen yaz Kur'an kursu öğrencileri de olabilir. Burada şunu... ayrıntıya dikkat çekmek istiyorum. Buyurun. Şimdi her mahallemizde 4-6 yaş Kur'an kursu yok. Ama her mahallemizdeki bulunan cami 4-6 yaş çocuklarımızı alabilir. Yaz Kur'an kursuna alabilir. Güzel. Yani mesela benim mahallemde 4-6 yaş kursu yok hocam, ben bu çocuğu nereye bırakacağım endişesinde bulunmuyoruz. Camimize geliyoruz. Camimizdeki hocalarımıza teslim ediyoruz çocuklarımızı. Güzel. Şimdi 4-6 yaş grubumuz var. Bir de bizim 4-6 yaştan sonra 7 yaş ve 11 yaş arasına yönelik bir etkinliklerle dinimi öğreniyorum programımız var. Yaz Kur'an kursu. Kaç yaş aralığı dediniz hocam? 7 ve 11. 7-11 etkinliklerle yani 7-11, 7-13 gibi yaz döneminde.
Bir de 13 yaşın üzeri programımız var. 13 yaşın üzerinde daha çok gençliğe yönelik dediğimiz, ergen nüfusa yönelik dediğimiz başka bir programımız var. Yani özellikle de 15'in ve 18'in üstündeki çocuklarımızı daha çok özel programlarımıza, gençlik programlarımıza ve yatılı programlarımıza davet ediyoruz. Yatılı programların özelliğini özellikle yetişkin olmaya, yani genç olmaya adım atmış çocuklarımızdaki kazanımlarını göz önünde bulundurarak ısrarla tavsiye ediyorum. Israrla yönlendirmek istiyorum. Çünkü o yaş grubunda akranlarıyla birlikte öğrenme, o yaş grubunda kendini anlamlandırma, kimliğini anlamlandırma çok ciddi bir üst seviye kazanıyor ve kimlik çatışması, kimlik çabalaması o yaş grubunda çocuklar için gerçekten bir akranlarla öğrenmeyi gerektiriyor. Kesinlikle. Aynı ideali, aynı hedefi almış işte arkadaşlarıyla yatakhanede, yemekhanede, derslikte tutumlar aslında bir davranış kazanımları geliştiriyor. Yani saygıyı, işte yemekhanede sıraya geçerken, yemek beklerken onun önüne geçmemeyi, hakka girmemeyi. Yani yatılı Kur'an kursu sadece ya da yaz Kur'an kurslarının tamamını düşündüğümüzde sadece bir sadece öğrenmeye dayalı, yani nasıl ifade, didaktik bir eğitim değil. Bu çünkü aynı zamanda değerler eğitimi bir yükü. Yaşarken, hatta eğlenirken öğrenme diyebiliriz buna. Bu bağlamda da çocuğun camideki bir cemaatle karşılaşması, bir yaşlımızın ona bir selamünaleyküm demesi, o da ve aleyküm selam diye selamı alabilmesi ya da bir vakit namaza denk geldiğinde o vakitte cemaate dahil olabilmesi, bütün bunlar ortam öğrenmesi dediğimiz öğrenme çeşitleri. Yani dizimizi, çocuğun dizini kırıp önümüze oturup şunu öğren, şunu öğren modu elbette ki bir bölümümüzde var. Ezberletiyoruz, işte elifba ile Kur'an'ı öğretiyoruz ama bunun ötesinde davranış kalıplarıyla, yaptığımız etkinliklerle, oynadığımız oyunlarla, gösterdiğimiz dramalarla farklı bir kazanım sağlıyoruz. Davranış kazanımları işte bu. İktidar Hanım. Evet. Hocam peki bu kurslar, siz de bahsettiğiniz aslında birçok farklı yaş için mevcut kurslarımız değil mi? Dediniz ki camide aslında çocuk işte cemaati de görüyor, bir amcanın camiye girişini, çıkışını ya da akranlarının nasıl davrandığını, hocayla iletişim, bir sürü şey daha aynı anda öğreniyor. Birincisi şunu soracağım, eğitimlerin mekanı hep cami mi? Farklı yerlerde de oluyor mu? İkincisi ön kısımda, daha doğrusu ilk kısımda bahsettik kursların zaman aralığı, işte hangi yaş çocuklara olduğu ve benzeri. Ama nasıl başvurunun yapılacağını söylemedik. Süre aslında 8 Temmuz dedik ama daha da uzayabilir, sorun yok dediniz ama başvurular nasıl olacak? Orayı da atlamadan. Sondan başlayalım, başvurular nasıl Buyurun. Olacak? Öncelikle her camimizde, her mahallemizde bir camimiz var. Kendilerine en yakın camiyi tespit ederek o caminin imamına, o caminin hocasına başvurabilecekler. O mahallede bir Kur'an kursu varsa o Kur'an kursuya gidebilecekler. Ya da bulamadılar, mesela diyelim ki tatile gidiyoruz, köye gidiyoruz. Yazları biz işte memlekete gidiyoruz. Bu felsefe var ya, nereye giderseniz gidin, hangi köye giderseniz, hangi memlekete giderseniz. Yani orada bir nüfus kütüğü kaydını istemiyoruz zaten. Gittiğiniz yerde, kalacağınız tarihler içerisinde müftülüğümüze, ilçe müftülüğümüze başvurarak ya da o mahalledeki camiye, Kur'an kursuna başvurarak ben yaz Kur'an kursuna vermek istiyorum çocuğumu demeniz yeterli. Yani başvuracağınız yerler burası. Cami, Kur'an kursları. Hangi mekanlar var? Sadece camiler mi demiştiniz? Tabii camiler bizim birincil mekanlarımız. Biz yaz Kur'an kursunda hedefimiz camilerde bu hizmet vermek. Çünkü caminin avlusundaki güveni, caminin içerisindeki ibadethanenin hazzını çocuğun yaşamasını istiyoruz. Evet. Cami adabını, camiye girmenin ne demek olduğunu, mihrabı, minberi, kürsüyü, cami cemaatini, namazı, ezanı. Çok güzel. Bu vesileyle hepsini. Tecrübe etmiş Çünkü, oluyor, içselleştiriyor. Bazı öğrenme bazen kavramlara aşina olmanız da gelişir.
Yani bazı kavramlar vardır ki siz onu ne kadar anlatmaya çalışırsanız, özellikle çocuğun gelişim basamaklarını göz önünde bulundurarak, yani 4-6 yaş dediğimiz bir yaş grubuna siz bir kavramı şu şudur diye anlatamazsınız. Evet. Çünkü soyut somut ilişkisinin gelişmediği bir dönemdeyiz. Yani biz çünkü imani anlamda, inanç anlamında bazı soyut şeylerden bahsediyoruz. Hı hı. O soyutu anlaması için o camiyi görmesi lazım mesela. Bu cami, evet. Hani Allah'ın evi diyor ya çocuklara. Evet, evet. Yani bu sefer Allah nerede sorusu geliyor tabii. Allah'ın evi ise bütün camilerde Allah mı oturuyor? Bakın bunlar yani. Yaş gruplarının gelişim basamaklarını, özellikle hem dini noktada çocuğun kabulleri ve duygu noktasındaki gelişimlerini göz önünde bulundurarak müfredatlar hazırlıyoruz. Her yaş grubuna aynı şeyi, öğretiyi, aynı değeri aynı şekilde vermiyoruz. Hı. Yaş gruplarının ayrı etkinlikleri var. Yani bir çocuğa işte Allah'ı sevmeyi 4-6 yaş grubunda farklı anlatırken, hı hı, işte 10 yaşındaki bir çocuğa artık daha iyi bildiği, daha iyi kavradığı, soyutla somut arasındaki ilişkiyi fark ettiği için ona farklı etkinlikler yapıyoruz. Yani mesela Allah'ı sevmekten bahsettiğimiz zaman, işte Allah'ın yaratmasından bahsettiğimiz zaman gördüğümüz bir meyveyi ne kadar güzel, kokladığımız bir çiçeği ne kadar olağanüstü bir güzellik değil mi? Allah ne güzel yaratıyor. Şimdi orada öğretme değil, o çocuğun kafasında bir Allah kavramı var ve yaratma kavramı var. Allah'ın var olduğu ve yaratıcılığı, yaratırken de etrafındaki bütün güzel şeyleri şahit olunca bütün farkındalıklar. Çünkü çocuklar gördükleri her şeyin insanlar tarafından yapıldığını düşünmeye başlar. Özellikle 4-5 yaşlarında. Hı hı. Yavaş yavaş bazı şeylerin yaratma fiiliyle anlatmaya başlarız. Burada tabii yaş grupları çok önemli. Bir de bizim kurslarımızda şunu da ifade etmekte fayda var. Çocuklar bilgi seviyelerine göre de sınıflandırılmalılar. Hı hı. Talimatlarımızda, uygulama esaslarında onları öneriyoruz. Yani mesela çocuk her sene geldiğinde Elif Bağ'dan başlamayacak. Hı hı. Eğer bu çocuk Elif cüzünü bilmiş, Kur'an-ı Kerim'e geçmiş, biraz da okuyorsa o zaman onu okuyan, hızlıca okumayı geçiyor, bilen bir grupla sınıflandırıyoruz. Yani çocuk diyelim ki bir grubumuzda hakikaten çok iyi, işte ezberi çok kuvvetli bir çocuğumuz varsa ona sen yavaşla bunlar sana yetişsin değil, hı, ona ayrı daha bir farklı ders veriyoruz. Onun için yaz Kur'an kurslarının programı çerçeve esnek program ve öğrenci merkezli yaklaşım. Çok öyle önemli adlandırıyoruz. Çerçeve esnek program ve öğrenci merkezli yaklaşım. Burada şunu da göz ardı etmemek gerekir. Kalabalık bir kitlemiz oluyor. Hı hı. Bir camiye girdiğinizde 60 çocuğu görebilirsiniz yani. Evet. Bazı camilerde işte 100-150 çocuk var. Hı hı. Ama tabii hepsini bir hocaya biz ona göre vermiyoruz. Yani sınıflandırıyoruz bu çocuklarımızı, işte kızla erkekle, yaş grupları, öğrenme ve bilgi seviyelerine göre. Hocalarımız caminin içerisinde farklı lokasyonlarda çocuklarla bir arada oluyorlar. Böylece işte o 6 yaşındaki çocuk caminin öbür tarafındaki 12 yaşında, 13 yaşındaki abisiyle de belki beraber gelmiş. Hmm. Daha güvenli bir ortamda hissediyor kendisini. Abim de var, ablam da var diyor. Ya da büyüklerle birlikte olduğu için çok fazla biz onları oynarken de bir araya getirmemeye çalışıyoruz. Hani itelemesinler, kakalamasınlar diye. Hı hı. Cami atmosferindeki muradımız özellikle bu kavramları ve cami ibadethaneyle çalışma, tanışması ve cami avlusunda istediği gibi koşması, oynaması. Ben şöyle söylüyorum. Arkadaşlar, çocuklara teneffüs verdiğimizde cami içi ve cami dışında, hı hı, onların güvenliğini tehdit etmeyecek oyunlar oynamalarına, özellikle de kadim oyunlarımızı oynatmalarına, yani canlandırmalarına. Yani mesela bizim beş taş vardı. Yani imamlarımıza diyoruz ki bir beş taş oynamayı biliyorsundur, bilmiyorsan da öğren. Çocuklara oturduğun zaman beş taş öğret. Hı hı. Mesela birdir bir derdik, atlardık, evet, yani. Ya da işte köşe kapmaca derdik, caminin sütunlarını koşa koşa hepimiz paylaşırdık. Yani bu tarz caminin içerisinde, camide çocuk olunca hayat var demek. Bazen büyüklerimiz rahatsız olabilirler. Onlara diyor sabırlı olun. Şu yaz Kur'an kursu döneminde çocuklarımızın gönlüne, kalbine olumlu izler bırakalım. Hı hı. Önemli olan bu.
Mekanlarımızın bir diğer alternatifi Kur'an kurslarımız. Yani eğitim dönemi, kış dönemi içerisinde hem 4-6 yaş hem yetişkin kurslarımız var biliyorsunuz. Yetişkin kurslarımız artık tatil olduğu için orada çocuklarımız geliyor. Yani özellikle kız çocuklarımızı yetişkinlerimizin okuduğu kurslarda misafir ediyoruz. Bunun haricinde eğer mekanlar elverişli değilse, camiler de yeterli gelmiyorsa, bize en yakın, mahallemize en yakın İmam Hatip Lisesi'nin veya İköğretim Okulu'nun hocalarıyla, müdürleriyle anlaşarak imkanlar çerçevesinde o sınıflarda da yürütüyoruz. Bu da olmadı ya da bu da var. Bununla beraber işte bazı mekanlarda, kurum ve kuruluşlarda ya da bazı sivil toplum kurumlarının binalarında bizim öğrencilerimiz var. Şurada şu kadar öğrenci bize başvurdu. Siz de burada bize çocuklarımıza yaz dersi, yaz Kur'an kursu verebilir misiniz? Hı hı. Şöyle de seslenmekte ya da şöyle açıklamakta fayda görüyorum. Biz aslında çocuğun olduğu her yerde varız. Yani eğer bir çocuk ne bileyim bir sinema kulübüne gidiyor, işte bir yaz okuluna gidiyor, bir yaz etkinliğine, belediyelerimizin yapmış olduğu spor etkinliklerine gidiyor, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kamplarına gidiyorsa istirhamımız hem onlardan hem müftülerimizden orada bir fırsat oluşturup bir mekan verip bir ara yani çocuğa değerle buluşturmak. Bu sene yaz Kur'an kurslarında özellikle sahil şeridindeki müftülüklerimize de çok ciddi anlamda işbirliği içine girdik. Onlara da şöyle ifade ettik. Bazı kuruluşların biliyorsunuz tatil konaklama yerleri var. Evet. İşte ne bileyim turizm meslek okullarının uygulama otellerinin işte ya da işte kız meslek liseleri gibi bazı kurumların kendi sosyal tesisleri var. Hı hı. O sosyal tesislerde tatile giden vatandaşlarımızın çocuklarına da atölyeler yapabiliriz. Değerler eğitim atölyeleri verebiliriz. Hı hı. Yani sizlere başvurular yapılıyor anladığım kadarıyla. Evet evet. Hocam siz bu başvurular neticesinde? Başvuru yapılmazsa biz de gidiyoruz ilk gün. Aa çok. Bizlerimize diyoruz ki hocalarımıza hep siz birilerinin gelmesini beklemeyin, gidin. Biz değil bekleyen mi? Değiliz. Aynı zamanda ayağa da gideniz. Proaktif olmakta tabii, bu durumlarda. Tabii bu arada da işte bazı kurumlarla görüşüp işte yaz tatilinde atölyeler var ya hani çocuk oyun yerleri. Bazen ebeveynler dışarı çıkacak bir yere gidecek. Evet. Çocukları oyalasın, oynasın diye atölyelere bırakabiliyor. Orada biz birkaç saatlik değerler eğitimi atölyesiyle çocukla tanışmak istiyoruz. Yani buna bile kapımız açık diyor. Ne kadar güzel. Bu yıl büyük bir özveriyle hocalarımız da sahadalar. Güzel sözün başında ifade ettiğim teveccüh var. Ama şunu özellikle anne babalara söylemek istiyorum. Buyurun. Elbette ki çocukların akademik bilgileri, akademik becerileri, sportif faaliyetleri yazın özellikle buna yöneliyoruz. Ama şunu da bilmemiz gerekir ki çocuğa özellikle din eğitimi adına onun ihtiyacı olan o bilgiyi bu yaş grubunda veremezsek büyüklükte veremiyoruz. Zor değil mi hocam? Evet. Bu en güzel yaş dilimi. Bu konunun uzmanı onu olarak sanıyorum bu yorumu en iyi siz yapabilirsiniz. Yani evet. Bu konuda yorumlamayı. Çünkü buyurun hocam siz sözünüzü tamamlayın. Çünkü çocuk biraz büyüyünce ben büyüdüm diyor, camiye gitmem ya. Diyor. Ben tabii. İşte biliyorum Kur'an kursuna gitmem diyor. Ya da alır öğrenirim ben bir yere gitmeme gerek yok. Ya da işte diyor. Anne internette hepsi var diyor. Evet. Biz aslında doğru dini bilgiyle buluşturmak istiyoruz çocuğu. Çünkü yani söylerken de rahatsız oluyorum ama bazen merdiven altı kurslarımızda daha doğrusu işte hissiyatlarına saygı duyuyorum. Hani dini bilgi vermek, din öğretmek adına bazen de Allah tasavvuru, din tasavvuru çocukta farklı gelişebiliyor. Evet. Yani bazen de biz de yanlış şeyleri yapabiliyoruz. Yani bireysel kişilerin mesela camideki bir büyüğün ters davranışı, çocuğu azarlaması. Belki ertesi gün ben bir daha camiye gitmeyeceğim dedirtebiliyor. Evet. Onun için buradan ebeveynlere çocuklarına yönelik telkin tavsiyelerinde, cami cemaatinde bu çocukları karşılayacak olan büyüklerimize, camide cemaat olan kıymetli büyüklerimize istirham ediyorum ki çocuklarımızı sevgiyle karşılayalım. Onların yanlışlarını hoşgörüyle doğrultalım, düzeltelim.
Belki onlar ilk kez tanıştılar, belki çok şey bilmiyor. Siz biliyorsunuz, biz biliyoruz. Evet. Yani ve bir çocuğun camiye küsmesi, bir çocuğun Kur'an'a küsmesi, bir çocuğun Allah'la ilişkisinin kopartılmasına eğer biz vesile olursak Allah muhafaza bunun hesabını çok zor veririz. Ama bunun yanında güzellikleri paylaşmanın da çok büyüteceğine inancım çok. Mesela bazen camideki büyüklerimiz giderken ceplerini çikolatalar dolduruyorlar. Çocuklara verebilmek için. Ediyorum. Mesela bir esnafımız, hatta yeni bir öğretmen olan esnafımız büyük bir meyve tabağı hazırlatarak camideki çocuklara ikram etmesi. Yani bu çocuğun camiyle karşılaştığında camiyi hep bir bolluk, bereket, camiyi güzel ikram yeri olarak görmesi çocuk hafızasında iyi bir yer bırakacak, iyi bir iz bırakacak. Bu örnekler çok güzel oldu hocam. Bazen çünkü gerçekten böyle güzel böyle bir salih amel yapmak için mesela düşünüyoruz ya da arıyoruz. Aslında camilerimizde bu yaz Kur'an kurslarının açık olduğu her an o güzel ameli çok kolaylıkla yapabileceğimiz sadakamızı ve benzeri o çocuklarla çok rahat buluşturabileceğimiz bir imkan da mevcut değil mi? Manevi haz, manevi rahatlık, duygusal doyum yaşayabileceğimiz bir zaman. Yani ufacık bir şeyle bile nasıl mahallenizde mutlaka yaz Kur'an kursu vardır. Buradan da sesleniyorum. Her mahallede ben de yapacağım bunu hocam. Vardır. Çok güzel bir yani imkan. Mesela hocamızı arayıp ya bu sene camide kaç çocuğum var? 50 çocuğum var. Yani 50'sini de belki alamam ama bir arkadaşımla işbirliği yapayım. Evet. Yarın gel şu çocuklara birer dondurma ısmarlayalım. Of ne güzel. Ya da yarın gel şu çocuklara birer çikolata ikram edelim. Su dağıtalım. Ya da işte çocuklarımıza mahalleliyle birlikte bir piknik ortamı oluşturalım. Aslında biz güzelleştireceğiz mekanları. Doğru. Doğru. Biz zenginleştireceğiz. Doğru. Bizim orada varoluşumuz, o mahallenin, o esnafın, o camiye sadece hocanın sahip çıkmasını bekleyerek değil. Elbette hocalarımız çok büyük çaba içerisindeler. Yani çok orijinal çalışmalar yapılıyor İknur Hanım. Yani yarışmalar yapılıyor, etkinlikler yapılıyor. Yani bu etkinlikler içerisinde çocukların sportif çalışmaları var. Bazı müftülüklerimiz çocukları yüzme kurslarına götürüyorlar tabii. Yani basket, badminton kursları var, satranç çalışmaları var. Özellikle Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün de yaz süresince yaz kampları, yaz kursları dediği çok büyük etkinlik. Gençlik merkezimizde güzel etkinliklerimiz var, güzel oyunlarımız var. Çocuk da burada bizim asıl dediğimiz çocuğu ortam öğrenmesi, yani eğlenerek öğrenmesine imkan sağlamak istiyoruz. O nedenle şu cümleyi asla yok saymayalım, üzerinde basa basa durmak istiyorum. Çocuk elbette ki gelecek, çünkü anne baba onun Kur'an öğrenmesini istiyor. Elif Bağ'ı geçecek. Onun için buradan da şunu müjdelemek istiyorum. Bu yıl yeni bir Elif Bağ'a çalıştık. Daha kısa, muhtasar dediğimiz, daha öz, çocuğun hızla Kur'an-ı Kerim'e geçmesini sağlayacak bir Elif Bağ. Elbette ki Kur'an'ı geçecek, sonra anne babanın umduğu, beklediği her anne baba için diyor ya, Allah'ım diyor arkamdan bana bir Fatiha okuyacak bir evladım olsun diyor ya, hocam yani ben bunu bir Fatiha okuyacak duruma getirin diyor. O duruma getireceğiz tabii ki ama bizim her şeyden önce o çocuğun gönül dünyasına, ruh dünyasına olumlu bir dokunuş bırakmamız lazım. Din adına. Yani mesela bazen sokak anketlerinde rastlıyoruz. Soruyor işte diyor ki işte kelime-i şehadet nedir diyor. Bakıyorsunuz bazen yetişkin insanlarda da unutmuş, söyleyemiyor. Evet. Küçük çocuklara bak söylüyor, o söylüyor. Nerede öğrendin diyor. Yaz kursunda camide öğrendim, camide öğrendim diyor. Yetişkin de ya bunu öğrenmiştik ama diyor ben kelime-i tevhidle kelime-i şehadeti karıştırıyorum diyor. Hangisiydi diye. Ya da mesela işte 18-20 yaş arasındaki çocuklara gusül abdesti sorulmuştu benim seyrettiğim bir videoda. Üzülerek söylemeliyim ki bilememişlerdi. Yani hatta sordu ona dedi ki siz hiç yaz kursunda camiye gitmediniz mi dedi. O da dedi ki yani gitmedim diyor. Gittiysem de kaçtım. Şimdi gusül abdestinin, temizliğin ne demek olduğunu yani bu dinin temizliğe, hijyene önem verdiğini bu çocuk yaşta öğrenirse kulakta bir dolgu oluyor. Yetişince de büyüyünce de işte mesela helal haram sınırlarını öğrettiğinizde yalan konuşmanın günah olduğunu, başkasının hakkını yemenin,
başkasının önüne geçmenin mesela bir hak ihlali olduğunu, hı hı, ya da bir başkasının kalemini, başkasının kitabını korumanın önemli olduğunu, zarar vermemenin önemli olduğunu öğrettiğinizde çocuk ileriki yaşantısında ebeveynin de kendisine eğer bu anlamda bir desteği varsa karşılaştığı ilk olayda aklına geliyor. Evet, evet. Hocam aslında hani böyle yaz Kur'an kursu dediğimizde sanki böyle yazlık işte birkaç hafta gideceğiz. Hani işte siz ta en başta değindiniz. Ben de çocukluk yıllarımdan hatırlarım. Yazın gideriz, tam o cüzü bitiririz, Kur'an'a geçeriz. Kurs biter, seneye tekrar ya tekrar Elifba'ya başlarız. Efendim tekrar başlarız. O bizi bir çocuklar olarak üzer. Ama hocam eğer bu kurslara giden yetişkinler de bence kendilerinden de bilecektir. Ben mesela ilkokul çağımda her yıl giderdik. Biz ailemiz yollardı. O her yazı ben o kadar net hatırlarım ki çok vurucu. Çünkü o çağ hocam, o yaş aralıkları çok ciddi öğrenmenin devam ettiği, duygusal öğrenmenin devam ettiği yaşlar aslında. Evet. Ve bu yüzden siz de değindiniz. Belki bu çağlarda aileler de bazı noktalarda eksik ya da istemeden hatalı öğretmelere neden olabiliyorlar. Çünkü dini öğrenme, dini konuları aktarma çok ciddi böyle incelikler isteyen konular. Evet. Mesela siz hocam 4-6 yaş üzerinden bir örnek verdiğiniz sanıyorum. Soyut somut netleşmedi henüz dediniz. Netleşmediği dönemler dediniz. Bir arkadaşımdan hatırlıyorum ben çocuğuna 3-4 yaşlarındayken sanıyorum. Güzel şeyler olduğunda hep bak aa bunu Allah sana verdi. Bak Allah sana gönderdi. Bak Allah şöyle yaptı gibi bu tarzda hani onunla ilişki kurmasını sağlamak tabii istiyordum dedi. Allah cezalandırır, Allah kızar, Allah üzülür, Allah küser. Evet. Bizim din dilinde bu kavramlara yer yok. Ya işte. Şimdi çocuğu Allah'la tanıştırdığımız zaman kızgın bir haşa Allah tasavvuru ya da küsen, cezalandıran bir Allah tasavvurunu çocuk yaşta onun ruh dünyasına koyarsanız daha telafisi çok zor olur. Kesinlikle. O anlamda da hani sizin ebeveynlere işaretiniz çok güzel, çok anlamlı. Hı-hı. Şunu da ifade etmek gerekir. Hani diyor ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir anne baba için çocuğa bırakacağı en güzel, en etkili miras güzel ahlaktır diyor. Güzel ahlakı öğretirken biz kendi bilgimiz, kendi doğrularımız ya da mahalle kültürlü öğrendiğimiz din algısından ziyade, dini bilgilerden ziyade bazen bu çocukluk döneminde bizim de bilgilerimizde bazı hurafe dediğimiz, batıl inanç dediğimiz bilgiler de ona eklenince çok ayrımında bulunabiliriz. O nedenle camilerde bunun daha doğru bilgiyle bir sorumluluk bilinci var. Anne babaya bu çocuğa güzel ahlak öğretmeli, vermeli ve dinini öğretmeli. Şimdi yine Kur'an-ı Kerim'de Tahrim suresinde Cenab-ı Allah'ın siz ailenizi ve çocuklarınızı yakıtı cehennem olan, taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz. Yakıtı taşlar olan, insanlar olan cehennem ateşinden koruyunuz ifadesiyle bu bize verilen bir ders. Yani sorumluluk. Anne ve babanın bu çocuğuna dini bilgiyi, dine dair kavramları, dine dair öğretileri vermesi gerekiyor. Hı-hı. Hayatın yoğun akışında ya da bazen kendi yanlış öğretilerimizde çocuğu buluşturmamak adına aslında en güzel şey, en pratik yolu işte yazın çocuğu camilerle tanıştırmak. Evet, gerçekten çok pratik. Hem pratik hem de burada bir şeye daha ifade etmek istiyorum. Buyurun. Belki siz de soracaksınız. Şimdi yazın öğrendiğini kışın kesmiyor. Unutmadan nasıl? Nasıl? Şimdi bu sizin ifade ettiğiniz gibi her sene başlardık sonra biterdi yeniden başlardık. Artık son yıllarda bu kalktı çünkü kış döneminde de bu eğitimde de takviyesi var mümkün. Yani yazın Elifba ile başladık, Kur'an'a geçtik ama okul dönemi başladığı zaman bizim imkanlarımız var. Onların imkanları, çocukların imkanlarıyla buluşturduğumuzda, velinin talebiyle karşı karşıya geldiğimizde o çocuğa uygun saatler hazırlıyoruz. Yani ders çıkışı, ders bitimi, haftalık programlarımız var. Mesela 7-10 yaş grubu programımız var bizim. Şimdi 4-6 yaşta Kur'an kursuna geldi ya da hiç gelmedi, okula başladı. Yani ilkokul, ilk öğretim birinci basamağa başladı. O birinci basamakta 7-10 yaş grubuna yönelik haftada 4-6-8-10 saatlik programlarımız var. Yani çocuk haftada 3 gün Kur'an kursuna gelebilir ya da eğer okulla anlaşılırsa okulda dersten çıkmadan, okuldan çıkmadan ders bittikten sonra
örgün eğitim bittikten sonra hocalarımız bir sınıf oluşturarak yaz Kur'an kursundaki öğrendiklerinin üstüne koyarak çocuğun bilgisini daha çok geliştirebilirler. Çok güzel. Burada tüm hedef çocuğu, yani yetişkin olacak, büyüyecek, artık ergen olacak ya, anne baba öğretmesinden uzaklaşacak artık. Evet. Yani bizim öğrettiklerimiz, yani şu anda ben bakıyorum 12-13 yaş grubu çocuk bile artık senin öğretmenden rahatsız. Diyor ki ben öğrenirim diyor, interneti açıyor. Aynen öyle. İnternet evet, ortamı evet. Doğru olmayan bilgilerle de dolu. Evde neler. Çok haklısınız. Sedide Hocam araya gireceğim. Son 1-2 dakikamız. Ben tekrar bir hatırlatma yapalım istiyorum. Başvurular için 8 Temmuz dediniz ama 8 Temmuz kadar... son tarih diye kayıtlarımızda görmüşsünüzdür. Hı-hı. Ama ben sonuna kadar kapılarımız açık. Evet. Yani 16 Ağustos'ta yaz Kur'an kurslarımız bitiyor. Ama siz hangi gün gelirseniz de kapımız açık. Son günlere kadar bile gelebilirsiniz dediniz. Evet. Bir sloganınız var bu yıl yaz Kur'an kursları için. Elif BTS'cim başlıyor Kur'an sevincim diyoruz. Evet. Büyüklere de diyoruz ki yaza Kur'an'la merhaba diyelim diyoruz. İnşallah. Onun için ben Kur'an sevinciyle buluşacak, Kur'an'la merhaba diyecek hem çocuklarımıza hem gençlerimize hem yavrularımıza başarılı bir yaz Kur'an kursu dönemi diyorum. Hı-hı. Şuradan da yine tekrar seslenmek istiyorum. Buyurun. Bu yaz dönemi eğitimlerimizi devam ettirmek adına kışın, yani eğitim döneminde de, örgün eğitim döneminde de bizi sizsiz bırakmayın diyorum. Peki hocam, burada hemen sorayım son soru olarak. Ne yapacak bu kişiler? Örneğin ben çocuğumu yazın yaz Kur'an kursuna gönderdim. Kışında devam etsin istiyorum ya da işte ona özel bir takvim oluşturulabilsin, program oluşturulabilsin istiyorum. Nereye başvuracağım? Hemen ilçe müftülüğüne başvuracak. Ben çocuğuma şu eğitimi vermek istiyorum. Yani 7-10 yaş programını almak istiyorum ya da gençlik programını uygulamak istiyorum diye ilçe müftülüğümüze başvuracak. İlçe müftülüğümüzde hangi o programı açan hocalarımız da onları eşleştirecekler. Peki. Mutlaka. Peki. Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum. Evet. Yazın sizinle bu programı yapmayı, bu konuyu işlemeyi seviyorum. Çünkü ben de çocukluk anılarıma gidiyorum gerçekten. Ve şunu biliyorum ki hakikaten o sıralarda, o camide koştururken, o içinizde, o ruhunuza güzel anıların birikmesi, dinle olan, Allah-u Teala olan bağınızın olumlu oluşmasında, pekişmesinde çok çok katkı sağlıyor. O yüzden emekleriniz için de sizlere de, tüm o hocalarımıza da tekrardan teşekkür etmiş olalım. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet efendim, böylelikle bugünkü yayınımızı, ilk yayınımızı, açılış yayınımızı tamamlamış olduk. Bizler için güzel, keyifli, faydalı bir program oldu. Ümit ediyoruz ki sizler için de öyle olmuştur. Yarın aynı saatte yine buradayız. Güzel konularımız var. Çocuk sağlığını konuşacağız. Çocuk sağlığı alanında sorularınız, merak ettikleriniz varsa bize Günün Bereketi TV Instagram hesabımızdan ulaştırabilirsiniz. WhatsApp numaralarımızdan ulaştırabilirsiniz. Yarın biz buradayız. WhatsApp numaramızı da hemen ileteyim. 0538 011 26 63 efendim. Yarın için çocuk sağlığı özelinde ve ek gıda, beslenme ikinci konumuz olacak. İki konu başlığında da bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Yarın sabah biz yine saat tam 10.30'da buradayız efendim. Sizleri de bekliyoruz. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.